Merhaba arkadaşlar. Bugün aile tarihimiz hakkında daha çok bilgi edinmek için Hatice babaannemi ziyarete gideceğim. Siz de bana eşlik etmek ister misiniz? Başlamadan önce aile kavramını hatırlayalım. Aile, kökleri geçmişe uzanan toplumsal bir kurumdur. Aynı zamanda toplumun en küçük birimidir. Anne, baba ve çocuktan oluşan aileye çekirdek aile denir. Peki ailemiz nasıl oluşmuştur? Aile tarihimiz hakkında bilgileri nasıl öğrenebiliriz? Aile tarihimizi kitaplarda hazır olarak bulabilir miyiz? Aile tarihimizle ilgili bilgileri kitaplarda hazır olarak bulamayız. Bu yüzden onu kendimiz araştırıp ortaya çıkarmalı ve yazmalıyız. Ailemizin geçmişinde göçler, evlilikler, doğumlar ve akrabalık ilişkileri önemli yer tutar. Ailemizin birliğini ve akrabalık bağlarımızı devam ettirebilmek için aile geçmişimizi bilmek önemlidir. Aile tarihi araştırılırken sözlü tarih yöntemi kullanılır. Sözlü tarih, olayların tanığı olan kişilerle yapılan söyleşilere dayanarak yapılan bir araştırma türüdür. Biraz sonra babaannemle yapacağım görüşme gibi. Aile tarihimizi oluştururken görsel kaynaklardan da yararlanabiliriz. Fotoğraflar, mektuplar, diplomalar, ailemizden kalan çeşitli eşyalar gibi. Birazdan babaannemle sözlü tarih çalışması için görüşmeye gideceğim. Aile tarihimizi öğreneceğim için çok heyecanlıyım. Hadi hep birlikte sözlü tarih çalışması aşamalarına göz atalım. Sözlü tarih çalışmasının aşamaları. Görüşme yapılacak kişi belirlenir. Yer ve zaman belirlenir, sorular belirlenir, kullanacak araç gereçler belirlenir. Yani sesli ve yazılı kayıt için gerekenler. Görüşme yapılır, görüşme kayıtları yazılı hale getirilir. Evet, artık hazır olduğumuza göre babaannemin yanına gidebiliriz. Görüşmemiz boyunca babaannemi dikkatlice dinleyip kısa notlar aldım ve bir yandan onun konuşmalarından bir şey kaçırmamak için kaydettim. Daha sonra babaannem bana evindeki bazı eşyaları ve belgeleri verdi. Böylece aile tarihimizi daha iyi kavradım. Albümdeki çoğu resim siyah beyazdı. Babamın çocukluk resimleri bile vardı. Albümün yanı sıra eski otobüs biletleri, halamın mektupları, dedemin pul koleksiyonu ve babamın ilkokul karnesi. Biliyor musunuz? O zamanlar en yüksek not onunmuş. Babaannem, dedemle tanışmalarından başlayarak Manisa'dan Antalya'ya olan tanışma süreçlerini sırasıyla anlattı. Bugün aile tarihimiz hakkında ne çok şey öğrenmiştim. Babaanneme teşekkür ederek topladığım bilgileri düzenleyerek aile tarihimizi yazmak için eve döndüm. İlk olarak tuttuğum notlara bakarak aile tarihi kronolojimizi oluşturdum. Daha sonra telefonumla kaydettiğim konuşmamızı dinleyerek eksik bilgileri tamamladım ve yazımın son halini oluşturdum. Böylece aile tarihimizi araştırıp yazıya geçirdiğim sözlü tarih çalışmamın sonuna geldik. Sizler de kendi aile tarihinizi araştırabilirsiniz.